Merhaba arkadaşlar, Ak Güzel Sözcü Kursu olarak eğitimlerimize devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi aralıksız bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bugün derslerimiz 5 dersini aldıktan sonra onunla güzel bir video çekeceğiz. Hazırdır sınava. Ak Güzel Sözcü Kursu olarak tüm halkımıza, el yet almak isteyen herkese bu konuda gerçekten de verimli olmak istiyoruz. Bu çalışmalarımızı devam etmek istiyoruz. Ak Güzel ailesi olarak 6 yıllık bir kurs. Bizim değerli Ak Güzel Sözcü Kursu'nun sahibi Abdullah Han çalışma arkadaşı ailesi olarak bir bütün güzel bir ekip çalışmasını başlatmaya da devam ediyoruz. Herkesi de Ak Güzel Sözcü Instagram'ına sosyal medyasına davet ediyoruz. Beğenmelerinde ricada bulunuyoruz. Ak Güzel Sözcü Kursu olarak şimdi başlayacağız. Aracı tanıtacağız. Sınav bilgilerini tanıtacağız. Sınavda var olan şeyler nelerdir? Dikkat etmelerimiz gereken şeyler nelerdir? Onları dikkat edeceğiz. Biz Ak Güzel Sözcü Kursu olarak her zaman verimli olmaya çalışıyoruz. Değerli kursiyerimiz Furkan Erkan Müjdeci. Furkan da aldığı için bizi olmak onların tüm ailesi bizden olmuş. Erkan Müjdeci ile çalışmak istiyoruz. Erkan ilk başta burada komisyon üyesi. Senin fotoğrafını, tabletle fotoğrafını çektikten sonra ve sadece bize ön kaputun yani motoru tanık. Tamam. Şimdi buradan gidiyorsun. Gelin. Buradan gidiyoruz. Kapımızı açacağız. Gösterelim. Bak orada şimdi işaret var. Onu çektikten sonra mandalı açtık biz. Şimdi motora gideceğiz. Her zaman armanın yani Hyundai'nin armanın üzerinde mandal var. Bunu sol yapıp onu kaldırıyoruz. O şişini, destek şişini bırakıp yerine yerleştiriyoruz. Ve şimdi size diyecek bize motoru tanıt. Bir tanıtabilir misin? Böyle motor anlamıyla. Gördüğünüz gibi motorumuz. Motor yağ kapağımız. Motor yağ kapağı. Yağ kontrol çubuğumuz. Yağ kontrol çubuğumuz. Cam silecek suyumuz. Akümüz. Akümüz. Hava filtresi. Hava filtremiz. Aynen. Hava filtresi borusu. Hava filtresi borusu. Burası da radyatör kapağı. Radyatör kapağı aynen. Önü komple radyatörümüz radyatör, oluyor. Aynen. Radyatör şu önde. Aynen. Bu antifriz suyumuz. Bu nedir Erkan? Burası da yağ. Hidrolik fren yağımız. Hidrolik fren yağı. Bunları sorduktan sonra size diyecek kapatın. O şişi yine yerine çıkartıp yerleştiriyorsunuz ve kapatabilirsiniz. Bunları sonra bir bağcı açın. Gelin buradan bağcı gidelim. Onun mandalı da arkada olur. Açtıktan sonra sana diyecek içinde yani bir aracın bağcında olması gerekenler nelerdir? Bir adet yedek lastiğimiz var. Yani stepne dediğimiz yedek lastik. Aynen. Bir tane levye, kriko. Bujon anahtarımız. Bujon anahtarı pardon. Bujon anahtarı oluyor. Kriko budur. Bu kriko olacak. Aynen. Bunu stepneye yarayan. Aynen. Çekme halatı. Bu da çekme halatı. Aynen. İki adet reflektör. Bunlar reflektör ne işe yarıyor? Kazayı önlemek için. Aynen. Gelen araçlara işaret vermemiz için. Yani burada bir arıza var, bir şey var. Aynen. Kaza anında olması gerekenler ilk yardım çantamız, bir de yangın söndürme tüpümüz. Bu şeyleri açmak için bujon anahtarı, kaza anında ilk yardım çantası, bir de yangın söndürme tüpü, işaretler, iki adet reflektör, tamam mı? Stepne dediğimiz hani lastik patladı, stepne dediğimiz yedek lastik, onu kaldırmak için artık kriko, yani diyelim aracı istop etti, gitmiyor çekmek için bir de çekme halatımız olması lazım. Kapatabilirsin. Bunu çektik. Bunları sorduktan sonra sana diyecek geç lastik kontrolünüzü yapın. Lastik kontrolü ya gözle görülür ya da el ayakla vurulur. Bunları sorduktan sonra dörtünü kontrol ettikten sonra normal hayatta da kontrol etmemiz lazım. Mesela özellikle hani bir şey girer, kedidir, hayvandır bir şey girer. Kontrol ettikten sonra binebilirsiniz aracınıza. Şimdi geçin binin. Koltuk ayarınızı kendinize göre ayarlayın. Ayarladıktan sonra start kabinin. Şimdi hocam önce emniyet kemerimizi takıyoruz.
aynen dikkat etmemiz gereken şeyler. Koltuk ayarını yaptıktan sonra emniyet kemerimizi takıyoruz çünkü o kırmızı işarettir. Ondan sonra omuz bakışı, dikiz aynalarımıza bakıyoruz. Dikiz aynalarımızın ayarlı olup olmadığına bakıyoruz. İki kolda gözüküyor. Niye dikiz aynalarını ilk başta ayarlıyoruz? Çünkü onlar bizim gözlerimizdir. Değil mi? Kesinlikle. Bir elektrik ver ondan sonra. Hani mesela öyle olmaz. Biraz elektrik vermen lazım. Tamam. Şimdi ayarlayabilirsin. Buraya alalım. Böyle baktığımızda her iki kapı kolu görünecek. Hatta bu biraz yarı görünecek. Yani ön kapı kolu biraz yarı. Ondan sonra diğeri tam görünecek. Yarısı aracın arkası, yarısı trafik görünecek şekilde kendimize göre ayarlıyoruz. Her iki aynaları buradan ayarlıyoruz. Ayna ayarlaması da buradan yapıyoruz. Burayı bir gösterelim. Bu dili, bak burada dil var. Bu dili R'ye aldığımızda sağ aynayı ayarlıyoruz. Bu artık indiriyor, bu kaldırıyor. Bu sağ yapıyor, bu sol yapıyor. Bir dili L'ye aldığımızda sol dikiz aynamızı ayarlıyoruz. Bu aşağı indiriyor, yukarı sağ yapıyor, sol yapıyor. Ortaya aldığımızda zaten artık kilitleniyor. Şimdi bu vites kolumuzdur. Vites kolu her zaman boşta çalışır. Vites 1 ile kalkış yapılır. Vites kolu tam sağa, tam sola gidiyorsa bu vites boştadır. Bazıları direkt atır, öyle olmaz. Mesela her şeyin bir tekniği var. Mesela avucun içine vitesi sıkmayacak şekilde avucumuzun içiyle tam sol, her zaman 1 ile kalkış yapılır. 1'e alındı. Tam sol 2. Avucun içiyle düz boşa gitti. Düz attık mı 3. Parmağın ucuyla boşa geldi. Düz 4. Avucun içiyle bir tık yukarı boşa geldi. Tam sağ 5. Boşa alındı. Tam sağ geri. O böyle kullanılır. El freni alttan biraz çekilir, basılır, indirilir. Çekerken direkt çekilir. Bu klimamız, bu radyomuz, bu acil bir durum olduğunda dörtlerimiz, dörtlü flaşörlerimiz, çocuk kilidi, silecek kolumuz, sinyal kolumuz, hız göstergemiz, el freni çekilidir. Bunun işaretidir. Sağda emniyet kemeri işaretidir. Yakıt işaretidir. 50-90-130 yazan hararet göstergesidir. Hararet 90'ın altında oldu mu sıkıntı değil. 90'ın üzerine çıktı mı bil ki motor hararet yapıyordur. Hemen sağa çekip durutmanız lazım. Devir göstergesidir. Motor yağ kapak işaretidir. Akü işaretidir. Motor işaretidir. Bunu da arkayı görecek şekilde kendimize göre ayarlıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Erkancan. Hazırım hocam. Erkan ve ailesine teşekkür ediyoruz bizi seçtikleri için. Ve Erkan eğitimini aldı. Biz bunları söylüyoruz ki yani gerçekten faydalı olalım istiyoruz. Erkan müsaitsen başlayabiliriz. Geldik, vitesi kontrol ettik. İlk başta bir kapatalım yine. Tamam. İlk başta bir kontağı açalım. Kontağı açtık. Kontrol göstergeyi edeceğim. Aynen göstergeyi kontrol ettik. Işıklar söndü. Aynen. Şimdi çalıştırabilirsin. Çalıştırdıktan sonra vitesinizi bir alıyorsunuz. El frenini indiriyorsunuz. Zaten sol sinyalinizi de verdiniz. Olmazsa olmazlarımızdan sinyaller ve dikiz aynalar. Sinyal aracın dilidir. Arkadaki araçlarla konuşandır. Yani ben gidiyorum sola haberiniz olsun. Sizin dikiz aynalarınız da sizin gözlerinizdir. Müsaitsen başlayabilirsin Erkan. Gidebiliriz. Frenden çektik. Çeyrek bir debriyajdan. Ben bazen biz diyoruz yarım adaylar direkt çekiyor. Manuel olduğu için debriyajı güzel kullanmasan o araç kesinlikle istop eder. Onun için debriyaj kullanımı debriyaja direkt basılır. Yumuşak yani yarım debriyajda tutulur. Yol aldıktan sonra debriyajdan yavaş çekilir ve hafif gaz verilir. Gazını aldıktan sonra gazdan çekilir tam debriyaj, vites 2 atılır. Gaz veriyoruz. Birin hızı 0 ile 20 arası. 20'ye geldi mi 2 almanız lazım. 2'nin hızı 20 ile 40 arası. 40'a geldiğini 3 almanız lazım. 3'ün hızı 40 ile 60 arası. 60'a geldi mi 4 almamız lazım. Artık 80 yani 20'şer artıyor. 5 ve üzeridir. Erkan çok iyi gidiyorsun. Sen Akgüzer Sürücü Kursu ailesinden memnun musun Erkan? Bize biraz Akgüzer'i anlatır mısın? Vallahi hocam ben buraya gelmeden önce hani arabayı kullandığımı zannediyordum. Hani araba hakkında bilgim olduğunu düşünüyordum ama buraya gelince hani çok detay, çok ince bilgiler öğrendim. Hani arabanın yokuştaki kalkışıdır,
İşte saniyelerdir, sinyallerdir, motordur. Çok güzel taktikler aldım sizden. Bunun için size çok teşekkür ederim öncelikle. Ben de sizden çok 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 teşekkür ederim. Gerçekten sizden çok razıyım ben de. Bu konuda genellikle mesela şoför olanlar bize diyor ki biz şeyiz. Biz biliyoruz zaten genellikle şoför olanlar burada kalıyor. Aynen. Çünkü niye? Trafik kültürüdür, buranın kurallarıdır, buranın teknikleridir, buranın taktikleridir. Yani bilmiyorlar. Onun için bilmesen de gelip bu güzergahı, bu teknikleri öğrenmemiz lazım. Sen çok güzel aldın, çok güzel yaptın. Moralı, kızınıza verdiğin enerji de güzel. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi sizi yetiştiren annenize, babanıza da çok teşekkür ediyoruz. Bizi seçtikleriniz için siz ailece bizden aldınız. Kesinlikle. Gaz ver, biraz daha gaz ver, gaz ver. Mesela 40'a gelsin. Gazdan alıyoruz, debriyaja tam basıyoruz, vitesi 3 atıyoruz. Buraya kadar gördüğünüz gibi dümdüz geldik. Öyle hani acele etmemize gerek yok. Kesinlikle. Gördüğünüz gibi burada bir yol var ve iki bina var. Kahverengi binalar. Sağ sinyal veriyorsunuz burada. Sinyali verdikten sonra sağa gittikten sonra burada biraz eğimli yol var. Sadece burada rampa kalkışınızı yapın. Burayı gösterebilir misin? Burada bir pedalları gösterelim. Şimdi burada diyecek ki sana rampa kalkışını yap. İstop hakkın genel sınavda 2'dir. Geriye teptirtmeyeceksin. Burada istop ettirtmeyeceksin aracınızı. Mesela burada buranın da tekniği var. Mesela 1'i alalım. Burada frenden çekersen araç istemediğin yöne geç. Çünkü niye rampadır? Araç arkaya kayar. Kaymaması için ne yapıyoruz? Frende kalacak ayağımız. Tam basıyoruz. Öyle kalacak. Yani debriyaj aracımızı biraz titreme gelecek. Biraz titretiyoruz aracı. Çeyrek bir debriyaj yapıldı. Frenden direkt kaldırıyoruz. Böyle gaz verip gidiyoruz. Yol aldı. Yine duralım. Yine yapsın. Tam de frene bas. Titremeyi tam hisset. Tamam. Frenden çek. Böyle tut gaz ver. Eyvah. Bir şey olmaz. Niye istop etti? Frenden çekmedin. Çünkü hani frenden çekmedin bir de gaz vermedin araca. Aynen. Çalıştıralım. Tamam, biri alındı. Titremeyi hisset. Debriyajı bırakmıyoruz. O titremede kalıyor. Tamam, frenden çek. Gaz ver. Debriyajda kalsın. Bir 4 metre kadar gitsin. 4 metreden sonra yumuşak yumuşak kaldırabilirsiniz. Gidebilirsin. Kontrolünü sağladık. Her sinyal verdikten sonra sinyalini ver ve aynalını da kontrol et. Dümdüz git. Gaz ver. Aynen. Ve gidiyoruz. Herkesi Ak Yüzer Sürücü Kursu'na, YouTube'una, Instagram'ına kesinlikle beğenmelerinden ricada bulunuyoruz. Biz bunları sizin için yapıyoruz. Size faydalı olmak için çekiyoruz, atıyoruz. Siz de bu konuda bize yardımcı olun. Burası kontrolsüz kavşak. Kontrolsüz kavşak, yani kavşaklarda, genellikle kavşaklarda hız sınırımız 30 olacak. Ve burada kontrolsüz olduğu için sağa sola kontrolümüzü sağladıktan sonra bakıp gidiyoruz. Gidebilirsin. Güzel. Birinci uygulamamız rampa kalkışı. Gözergah burasıdır. Sinyalini veriyorsun. Mesela diyelim şerit değiştirdik. İlk tekerimiz şeriti geçti mi düzeltiyoruz. Şerit değiştirmek de böyle. Mesela bazıları gidiyor ikisini tam aracı tam içine ortasına alıyor. Döndürüp o olmaması gereken bir şey. Mesela diyelim yine şerit değiştirelim. Dört araba geliyor. Kim sinyalini ver. Sol tekerimiz geçtiği gibi düzeltiyoruz. Veya sağ çıkıyoruz. Buraya geldikten sonra bir tur alıyoruz. Bir tur, mesela bu boşluğa geldiğinde bir tur oluyor. Şimdi ikinci şerite geldik mi direksiyon toparlasa da bıraktığınız gibi direksiyon kendiliğinden toparlanıyor. Şimdi buradan sağa geçelim. Ben bu parkı biraz çekmek istiyorum. Bu parkı öyle uçuk noktaları vurgulamak istiyorum.
Girin sağa. Bunu geç istersen. Bunu geç çünkü bu dörtlü de yapalım ki tam kursiyerlerimiz buraya girelim, partilere girelim. Diyelim biz burada duralım. Ve şimdi bu parka gireceğiz. Bu gördüğünüz gibi dört tane duba olacak. İki tane arkada, iki tane önde. Ve burada sadece iki park var. Biz her zaman ikinci dubayı kelebek camımıza asas alıyoruz. Gidelim Erkancan. Mesafen bir insan geçebileceği kadar. Yani burada bu dubayla bu sarı noktayı tam ortalayarak gidiyoruz. Ha böyle. Burada duralım. İçeriden baktığımızda bu kelebek cam, sen istersen ver ben buradan çekeyim. Koltuk şeyinde oturuyoruz. Kelebek camdan direkt bu dubayı buradan görüyoruz. Küçük kelebek camdan. Böyle. Ve bu aynamızı da tam indiriyoruz. İndirelim. Buradan da baktığımızda bir avuç tekelin dubanın önünde olacak. Diyelim buradaki park olan aracın arka sol farıdır. Biz yandan gördüğümüz için şimdi onun arka sol farıyla bizim aracımızın arka sol farı aynı olmuş aslında. Bir sen tut. İnelim biz ikimiz. Aynasını indirdi. Bizim değerli kurserimiz bakalım nasıl park edecek. Biz işte dışarıdan da anlatacağız. Biz sana diyeceğiz. Başlayalım başlarız. Dışarıdan da anlatalım. Sen buradan ben bak. Şoför koltuğunda oturduğumuzda buradan ve burayı görmemiz lazım. Burayı gördükten sonra direksiyonu tam saktırıyorsun. Saktırdıktan sonra yavaş yavaş geliyorsun. Yavaş yavaş geliyor. Arka sağ tekerine basıyor, bakıyor. Arka tekerimiz tam bu çizgiye gelecek. Gelecek. Burada duruyoruz. Arka tekerimiz çizgiye geldikten sonra buradan duruyoruz. Bir dakika. Oradan da sonuna bakıyoruz. Aynamızdan bakıyoruz. Buradan da baktığımızda, bu aynadan da baktığımızda, buradan da baktığımızda burayı görmemiz lazım. A burayı. Sen oradan çekiler beni. Oradan baktığımızda tekerin ikinci duvarın birinci kadar kaldırım taşını görmek lazım. Ve ondan sonra tam sol kırıyoruz. Buraya geldik. Sol kırdıktan sonra bunu böyle yaparsa bizim değerli kursiyer muhtemelen tek hamlede yapar. Her iki tekeli bu çizginin üzerine gelmek zorundadır. Gelmezse çünkü kalma nedenidir. Gördüğünüz gibi tekelimiz geliyor. Bu teknikle Akgüzel Sucuk Kozulu Parkı'nın buraya geldik. Direkt genel çekelim. Böyle gelsin. Oradan bakıyoruz. Gelsin. Durdu ve toparladı. Bir ve iki. Gördüğünüz gibi tek hamlede park oldu. Tek hamlede park oldu. İleri geri gitmesine gerek yok. Burada olmadı. Bir ileri bir geri hakkınız var. Tam sağ geliyorsunuz. Biraz ileri biraz geri geliyorsunuz. Sonra sol sinyalinizi veriyorsunuz. Tam sol kırıp çıkıyorsunuz. Sen tamam mısın? Okey misin Erkan Can? Sen çok güzel park yaptın. Her iki tekerin çizgiye geldi. Direkt, oradan da baktığımda direksiyon sarı çizginin içindedir. Tamam. Burada dikkat etmen gereken sana soracak komisyon üyesi. Sen tamam mısın? Yani emin olduktan sonra tamam diyebilirsin. Emin olmasan tamam deme. Kim çıkabilirsin? Direksiyonu tam sola çeviriyoruz. Çıkarken sınırsız hamle hakkımız var. İçeride bir ileri bir geri hakkımız var. Yavaş yavaş çıkıyorsun. Çok güzel yaptın. Akgüzel Sucuk Kursu sana verdikleri tüm sözleri yerine getirdi mi?
Vallahi hocam şu ana kadar evet öyle. İnşallah sınav günü de başarıyla sonuçlanacak. Kendine güveniyorsun. Yani inşallah Allah'ın izniyle tamam. Olacağını düşünüyorum. Burada sinyali bu sefer sağ verdik çıktık. Tamam sol verdik çıktık değil mi? Evet. Baktık söndü yine veriyoruz çıkıyoruz. Bu kadar. Erkan Müjdeci. Gaz ver git. Bu ikinci uygulamamız oldu değil mi? Evet. Gidiyoruz. Her şeyde bir hakkınız var. Dediğim gibi sinyallere dikkat ediyoruz. Parkları, özellikle size gösterdiğimiz teknikleri dikkat ediyorsunuz. Emniyet kemerinizi kesinlikle bilmeden yani hani acil olacaktan burada bir saat geçelim. Sağ sinyalinizi verin. Burada da 25 metre geriğimiz var. Tam sağa. Aynen. Burada gittikten sonra direksiyonu bu çizginin hizasında tutun. Yani şerit çizgisinin hizasında tutalım. Tuttuktan sonra gidelim. Biraz daha. İki tane çizgi var. Bu çizgi arasında duruyorsun. Tamam. Burada sana diyecek, geri gitme refleksini ölçecek. Sana diyecek, dümdüz gidelim. Dümdüz git. İstersen direksiyonu sağa sola çevirme ve gidelim. Mesela baktık, çok sağa yanaşıyorsun, hafif sol düzeltiyorsun. Baktık, çok sola kayıyorsun, hafif sağ düzeltiyorsun. Anladın mı hocam? Mesela biraz sağ yap. Düzelt. Düz gitmek istiyorsan düz tutacaksın. Anladın mı hocam? Baktın kaydı, yine düzelt. Bu sefer yine biraz sağ yap. Burada duruyoruz. Geri giderken arkaya bakıyoruz. Öne hiç bakmıyoruz aslında. Çünkü biz geri gidiyoruz. Tamam. Durduk. Fitesi bir aldık. Sinyalini veriyorsun ve çıkıyorsun. Yine düz ilerliyoruz. Çünkü niye? Bizim solumuzda duvarlar olacak. Şimdi yok ama sınav günü bırakacaklar. Bu arada yani ehliyet sahibi olmak isteyen gerçekten de öyle güvenli, özgüvenli, öyle sağlıklı bir eğitim almak istiyorsa nereye davet ediyoruz onları? Erkancan. Akgüzler Sürücü Kursu'na herkesi davet ediyoruz. Herkesi davet ediyoruz. Akgüzler Sürücü Kursu, bu arada ben kendi tanıtmak için Fatma Hoca. Yıllarca beraberiz. Gerçekten çok değerli bir aile, çok güzel bir aile. Çok dürüst yani hiçbir zaman özellikle bizim kurs sahibi Abdullah Akyüz hiçbir zaman bize bir hani personel gözüyle bakmamış. Hiçbir zaman hani o şeyi yapmamış. Onun için gelen öğrencilere de hani o samimiyeti, o dürüstlüğü, o temizliği vermiş. Onun için gerçekten ona can ve gönülden teşekkür ediyoruz. O rahatlığı bize verdiği için, biz de öğrencilere verdiğimiz için biz de bu konuda ona gerçekten teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi her zaman bir kardeş gözüyle o güzel gönlünü herkesi içine alabiliyor. Yani o çok iyi bir şey. Onun için yani güvenin olduğu yer Akyüzler Sürücü Kursu'dur diyebilirim. Eğitimin olduğu yer Akyüzler Sürücü Kursu'dur. Biz kendimiz çok memnunuz. Bizden alanlar da yani burada ehliyet sahibi olmak gerçekten olanlar da çok memnun. Şimdi sağ sinyali veriyorsun. Burada dördüncü uygulamamız. Buradan gidiyoruz sağa. Biraz gaz ver. Burada ani fren yapacaksın. Tamam. Birden debriyaj fren, birden tutacaksın. Şimdi bu kadar. Tabii burada kontrolünü aldıktan sonra debriyaj freni birden tutuyoruz. Tamam. Tamam. Dördüncü uygulaman da budur. Biri alıyorsun. Çıkmadan önce her zaman sinyali veriyoruz. Kesinlikle sinyal her şeydir. Sinyal aracın dilidir. Sinyal senin emniyetindir. Ona dikkat ediyoruz. Şimdi aynen her zaman sağda uygulama yapıyoruz. Solumuzu kontrol ettikten sonra sağdan ikinci şeride giriyoruz. Tamam. Tabii evi bizi çeken de o da bizim öğrenci. O da temelden başlamış. Bu konuda güzel. Erkan. Efendim hocam. İyisin. Sayenizde. İyi, güzel. Kolay gelsin. Sağ olasın. Nasılsın? İyi, canım sağ. Teşekkür ediyorum. Keyfin hal nasıl? Gördüğünüz gibi her yerde öğrencilerimiz çok güzel selam veriyor. Maşallah. Taksilerde, otobüslerde, kamyonlarda, Akgüzler'de her şey var. Ne ararsan tüm ehliyet sınıfları var.
kaldı önümüzde. Le parkımız kaldı. Le parkını da yaptıktan sonra ortaladık iki şerit çizgisini ve dümdüz gidiyoruz. Baştaki idbada duruyoruz. Burada yine kodlayalım ki öğrencilerimiz gerçekten de biraz da ilerleyin. Sana aynen biraz ilerleyin. Tamam. Son idbada durduk. Geri vitesi aldık. Aynamızı indirdik. Tamam. Baştan bir buradan bana verin. Burada gördüğümüz gibi biz son duvada durduk. Baştan ikinci duva omuz hizamıza getiriyoruz. Bazı kurslar ezber anlatıyor. Biz bunu anlatıyoruz. Bir de hani sanki kaldırımdır. Şeydir onu anlatıyoruz. Başlayalım Erkan. Geri vitesi aldık. Ve geliyoruz. İkinci duva omuz hizamıza getiriyoruz. Biraz daha. Tamam, çok güzel. Böyle baktığımızda sanki tam göz hizasına gelmiş. Dışarıdan da ben bir anlatayım. Buradan da bakalım. Gördüğünüz gibi baştan ikinci duba adayın göz hizasına geldi. Yani kapı koluna gelmiş. Orada durduk ve direksiyonu tam sağ kırıyoruz. Tam sağ kırıyoruz. Sağ kırdıktan sonra yavaş yavaş yani debriyajı tek kullanıyoruz ama küçük küçük debriyajı kullanıyoruz. İlk başta sağ aynamızdan bu köşedeki dubaya bakıyoruz. Hani ona çarpıyor muyuz? Çarpıyoruz. Bu teknikle yaparsan zaten çarpmıyorsun. Çok güzel gidiyorsun. Çok güzel. Sonra da buradan geliyoruz. Zaten aracımızın burnu düzelecek. Dikiz aynamız da bir olacak. Dikiz aynasıyla bir olduktan sonra direksiyonu bir buçuktur. Yani düzeltiyoruz, geliyoruz. İkinci duba. Bizim omuz hizamıza geldi mi, yine göz hizasına geldi mi duruyoruz. Yine bak iki tane kapı koluna geldi. Bir ortadaki dikiz aynasına geldik. Yine çıkıyoruz. Tabi sinyalini bak, tek hamlede giriyoruz burada. Sinyali verip çıkıyoruz. Yine aynı şekil. Dikiz aynamız dubaya geliyor. Çok güzel. Burada tam sağ kırıyor. Sağ kırdıktan sonra sinyalini tabi veriyor. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Görüyorsunuz. Ak yüzler sürücü kursu olarak bu tarz videoları çekmeye devam ediyoruz. Erkan, güzel yaptın mı? Yani iyiydi bence bugün. Gençleri nereye davet ediyoruz? Akyüzlere davet ediyorum. Akyüzlere davet ediyoruz. Güzel. Tamam. Bu da Le parkımız budur. Bunu yaptıktan sonra sinyalimizi yine soluğa veriyoruz. Ayna düzeltmesini yapıyoruz ve gidiyoruz. Tabi komisyonu aldıktan sonra gidiyoruz. Ben size tek yani vurgulayarak anlattım. Vurgulayarak anlattım dedim herkes görsün. Gerçekten de hani bu tekniklerle girebiliyor parka. Yavaş yavaş hani birden tüm şeritleri değiştirmiyoruz. En sola giriyoruz. Yavaş yavaş en sol şeride giriyoruz. Çok güzel. Omuz bakışları her zaman yani sizin 5 tane gözünüz olacak. 2 tane önde, 3 tane arkada. Yani ortadaki, sağdaki, soldaki. Yani araç bir bütündür. Aracı kavramak yani gerçekten de güzel bir şeydir. Böylelikle buraya geliyoruz. Hani o L parkından sonra yumuşak en sol şeride girdik. Sol şeritten ışıklara geldik. Işıklardan böyle. Mesela
ışıklara geldik. Uzun süre bekleyeceksek vitesimizi boşa alıp debriyajdan çekebilirsiniz. Hem debriyaj pedalı şişmesin, hem de ayak kan dolaşımınız olsun, ayak dinlemesini de yapabilirsiniz. Bu konuda yani bir sürü tavsiyeler ama diyor her zaman bire bas, öyle kendini hazırda tut, böyle öyle olmaz kesinlikle. Aynen, ayak yoruluyor ve debriyaja da zarar vermiyoruz. Onun için bilinçli yaklaşmamız lazım. Ben size güveniyorum. Size seviyorum. Evet. Şimdi tamam, frenle çekiyoruz. İçeri gidelim, kapı kazıyoruz. Ben bunu aldıktan sonra iniş yapacağım. Tam bunu tam çıkıyor ve bir tur aldık. Bir tur aldıktan sonra bu kadar. Önünü gördükten sonra direksiyonu bıraksanız zaten toparlanıyor. Ha, buradan gidiyoruz. Çok güzel ve çok gerçekten de başarılı bir eğitim aldın şimdi. Bu kadar yani gerçekten basittir. Yani bazen hani diyorlar zordur, şudur, budur ama zor değil yani. Evet. Teknikini bilirseniz hiçbir şey zor değil. Değil mi? Kesinlikle. Özellikle pratik. Pratik. Rakipsiz değiliz ama bu sektörde birinciyiz yani. Değil mi? Bence öyle. Burada sağ sinyali veriyorsunuz. Buradaki park da şu şekildedir. Sinyalimizi verdik. Yavaş yavaş sağa giriyoruz. Düzeltiyoruz. Biraz ilerliyoruz. Burada aynen direksiyon yine bu şirin çizgisine bırakıyoruz. Böyle duralım. Şimdi boşa aldık. Vitesi boşa aldık. El freni uzmanlara basmadan çektik. Ve stop ettik. Ya ben sana gerçekten canla bile seni tebrik ediyorum. Öyle disiplinli bir öğrenci olduğun için. Arkadaşlar, herkesi Akgüzel Sürücü kursuna bekliyoruz. Sıcak olduğu için dışarıya gidemiyoruz. Gerçekten güvenilir ve dürüst, temiz bir eğitim almak istiyorsanız geleceğiniz yer Akgüzel Sürücü kursudur. Tüm Akgüzel Sürücü kursuna, tüm ailesine ve gerçekten de bizim gönlümüz zengin. Herkesi de davet ediyoruz. Ve başta Abdullah hocama, Cihan hocama, Özcan hocama, Kübra hocaya, Nevzat hocaya, bizim değerli sekreterlere, Fatma'ya, nedir bizim Arzu'ya, herkese gerçekten bunlarla tanışın, çayımızı için, kahvemizi için, eğitimlerimizi görün. Herkesi Akgüzel Sürücü kursuna davet ediyoruz, değil mi? Evet, kesinlikle. Bu sektörde rakipsiz değiliz ama birinciyiz. Kapatabilirsiniz.